Mecelle üzerine yaptığımız tartışmanın arka planını, mecelleye gelmeden önceki kısmını biraz uzunca bir serüven olarak iki seminerdir tartışmaya çalışıyoruz. Orada elde ettiğimiz sonuç, İslam hukukunun tabiatının bugün bildiğimiz manadaki hukuk sistemlerinde, hukuk kitaplarında olduğu gibi belli kanun maddelerinden yapılmış bir kurallar bütününden daha çok bu hukukun kaynağını teşkil eden Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarmaya, hüküm elde etmeye, yani bu iki kaynağı adeta bir ilham kaynağı, bir öz gibi kullanarak buradan somut hukuk kuralları üretmeye dayanan bir sistem karşımıza çıkıyor. Buna fıkıh diyoruz. Bu fıkhi hüküm elde etme süreçlerinin ana aktörü müçtehit veya fakih dediğimiz bu işi yapmaya ehliyet sahibi olan, herhangi bir özel eğitimden, formasyondan, onaydan, okuldan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanıyor müçtehitler. Bunun tek ölçüsü kişinin yaşadığı toplumda, bulunduğu ortamda bilgisine güvenilen, kabul edilen, makbul sayılan, yani adeta müçtehitlik ya da fakihlik vasfını bir kimseye kazandıran şey, etrafındaki insanların ona bunu tanımasıdır. Etrafındaki insanların müçtehit olarak bildiği, kabul ettiği insanlar müçtehit olarak tezahür eder. Aksi takdirde bunun bir okulu, bir diploması, bir yetkilendirmesi veya bir devlet görevi, yani hukuku yapmak üzere, hukuku oluşturmak üzere böyle bir görevlendirmesi veya yönlendirmesi söz konusu değil. Bu yönüyle işte fıkıh bugün bildiğimiz hukuk yapılarından ciddi biçimde farklılaşıyor. Ve bunu anlamak üzere zaten bugüne kadar geçen iki oturumumuzda İslam hukukunun bu yönünü vurgulamaya çalıştık. Müçtehitler Kur'an'dan ve sünnetten hareketle hükümler çıkardılar. Bu konularda farklı görüşlere vardılar. Ama zaman zaman özellikle temel noktalarda İslam hukuku dediğimiz o yapının ana çizgilerinde ortak görüşlere de vardılar. Ve biz bunları daha sonra icma adıyla adlandırdık. Ve bu konuları, yani bütün müçtehitlerin özellikle ilk dönemlerde, sahabe döneminde yaptıkları ortak tanımlamaları artık bir daha değişmez, değiştirilmesi de mümkün olmayan kurallar kısmına aktardık. Burada neler var? Burada aslında İslam dediğimizde, fıkıh dediğimizde bütün Müslümanların üzerinde ittifak ettiği ve İslam'ı tanımlayan birilerinin daha sonradan çeşitli gerekçelerle hakkında iptal ya da değiştirme önerisinde bulunamayacağı temel esasların konulmuş olmasıdır. Bunların başında inanç esasları gelir. O fıkıhtan daha çok kelam ve akaid alanını ilgilendirdiği için onunla çok ilgilenmeyeceğiz ama bir Müslümanın İslam'a, fıkha uygun olarak yaşaması için yapması gereken eylemler, bulunması gereken davranışların ana noktaları bizim için böylece oluşturulmuş oluyor. Ama onun dışında müçtehitlerin üzerinde icma, yani ihtilafsız ittifak ettikleri, görüşlerinin aynı noktada buluştuğu hükümlerin dışındaki hükümlerde zamana, coğrafyaya, döneme, içinde bulunulan zaman dilimine göre, insanların ihtiyaçlarına veya sıkıntılarına göre bir takım değişikliklerin, farklı yorumların, yeni yorumların da yapılmasına kapı her zaman açık olmuştur. Ve zaten fıkıh, işte bu değişme
intibak etme kabiliyetiyle daha sonraki yüzyıllarda çok büyük bir yeküne ulaşmış, farklı ihtilaflı konular ortaya çıkmış. Farklı coğrafyalarda, Maveraünnehir'de, Endülüs'te, Mısır'da, Anadolu'da, Hint diyarında, Çin'de farklı yorumlara, farklı açılımlara da konu olabilmiş ve böylece de hayatiyetini sürdürmüştür. Onun için biraz sonra oraya geleceğiz. Batılı anlayış İslam hukukunu tarihin bir döneminde, yani Hazreti Peygamber eliyle konulmuş sabit kurallar gibi başlangıçta yorumlamak istediği için buraya bir şey damgası yapıştırdı. Yani bunlar tarihin bir vaktinde oluşturulmuş kurallardır. Adeta bugünkü kanunlara benzer biçimde. Dolayısıyla bunlar o günün ihtiyaçlarını çözebilir. Biz o günkü kurallarla bugünün ihtiyaçlarını çözemeyiz. Halbuki bu yanlış bir varsayım, yanlış bir İslam hukuku algısına dayanıyor. Yani bugünkü hukuki bilgimizin, hukuk deyince aklımıza gelen şeyi geçmişte de arama anakronizminden kaynaklanıyor. Bunu biraz vurgulamak istedik bu iki giriş dersimizde. İslam hukukunun kuralları Kur'an'dan ve sünnetten farklı müçtehitler tarafından alternatifler halinde, tek bir görüş değil farklı görüşler halinde yoğun bir biçimde üretildi ve bunlar fıkıh kitabı dediğimiz bu görüşlerin toplandığı kitaplar içinde toplandı. Yani fıkıh kitapları farklı müçtehitlerin, farklı anlayıştaki insanların görüşlerini bir araya getirdi. Sonra bu insanların bir kısmı hoca talebe ya da akran ilişkisiyle bir araya geldiler, beraber müzakere ettiler, bunları konuştular, bunlar üzerine ilaveler yaptılar. Ve böylece bizim zaman içinde mezhep dediğimiz gruplaşmalar oluştu. Mezhep dediğimiz şey tıpatıp bütün fıkıh konularında aynı düşünen insanlar topluluğu değil arkadaşlar. Yani diyelim Ebu Hanife'nin başlattığı, onun ders halkasından büyüyen bir grup, sonra kıtalara yayıldı, yüzyıllar boyu günümüze kadar devam eden bir Hanefi mezhebinden bahsediyoruz. Ama Hanefi mezhebinin içinde bütün bu yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda birbirine tamamen zıt hükümler de ortaya çıktı. Eğer öyle olmasaydı zaten bugün biz sadece Ebu Hanife'nin adını ve onun hükümlerini biliyor olurduk. Halbuki yani Hanefi mezhebi dediğimizde bu mezhebin içinde Hanefi, Ebu Hanife'nin görüşleri yani bir miktardır. Onun dışında onun öğrencilerinin, sonraki nesillerin, bunların görüşlerine itiraz edenlerin, yorumlayanların, onları yeniden çoğaltanların, onları esas alarak yeni hükümler elde edenlerin oluşturduğu bütüne biz mezhep diyoruz. Ve bu işte Ebu Hanife'nin yolundan gelip bu mezhebi oluşturanlara da Hanefi mezhebi diyoruz. Hanefi mezhebi veya bir mezhepten bahsettiğimiz zaman demek ki bir tarih boyunca süren, coğrafyalara yayılan ama onu belirleyen belli ölçütlerin olduğu bir gruplaşmadan bahsediyoruz. Fakat bunu asla tek, hepsi birbirine benzeyen bir şey olarak telakki edemeyiz. Mezhep içinde pek çok ihtilafı, farklılığı, öncekilere karşı çıkışı barındırır. Böylelikle de aslında zamana direnir. Yani bir zamanda çıkmış olan bir görüş, düşünün o zamanla sınırlı kalsaydı, yani bir sonraki döneme herhangi bir şekilde intibak etme arayışı olmasaydı, dönüşme, değişme, farklılaşma, içinde yorum farklılığı gibi onu geliştirici durumlar olmasaydı o gün kalırdı, bugüne gelemezdi. Halbuki biz bugün bütün bu mezheplerin halen varlığından bahsedebiliyoruz. Bugün Hanefi mezhebi, Hanefiler, Hanefi alimlerden bahsedebiliyoruz. Hanefi kitaplardan bahsedebiliyoruz. Hatta bugün modern meselelerimizi çözerken hangi mezhep
yaklaşımıyla yaklaştığımızı konuşabiliyoruz. Ya bu konuda Hanefi mezhebine bağlı olarak düşünürsek şu sonuca varabiliriz. Şafii mezhebi yaklaşımını esas alırsak şu başka bir sonuca varabiliriz diyebiliyoruz. İşte bunu diyebiliyorsak demek ki İslam tarihi boyunca Müslümanlar, Müslüman müçtehitler, alimler, mezhep müntesipleri bu çeşitliliği koruyabilmişler ve aynı zamanda da bunu bir mezhep disiplini içinde sürdürebilmişler. Onun için bu mezheplere biz yani bugünkü tabirlerle ekol, okul, efendim işte çevre gibi tariflerle yaklaşabiliyoruz. Ama mezhep çok geniş bir kavram. Müstakil olarak çalışmayı, müstakil olarak ele alınmayı hak eden çok geniş bir kavram. Bizi ilgilendiren kısmı ilk dönemde ortaya çıkan ama asla bir kurallar bütününden ibaret olmayan, sürekli gelişmeye, sürekli yenilenmeye, farklılığa, aynı anda, aynı konuda birden fazla zıt hükmün bulunabildiği bir ortamda fıkıh hayatiyetini sürdürüyor. Halbuki biz bugün hukuk açısından baktığımızda aynı anda, aynı konuda birbirine zıt iki hukuk kuralı olamaz. Yani bir şeyin hem yapılabilir hem yapılamaz olduğuna dair iki kanun metni gösteremezsiniz. Ama fıkıh içinde bu pekala mümkündür. Hatta aynı mezhep içinde bile mümkündür. Birçok işlem Ebu Hanife'ye göre caiz olmadığı halde İmam Muhammed'e göre caizdir. Sonraki diyelim 300 yıl sonraki fakihlere, Hanefi fakihlere göre caizdir. Belli gerekçelerle bu temellendirilmiştir. Bu İslam hukukunun aslında en önemli özelliğidir. Buna Arapçada mürunet denir. Esneklik, uyum sağlama kabiliyeti. Bunun sebebi aslında çok basit. Çünkü hukukun kaynağı olarak ortaya koyduğumuz şey ayetler, hadisler, temelde vahye dayalı Allah'tan aldığımız bir bilgi. Bunun şeyi bitti. Hazreti Peygamber'le beraber vahiy kapısı kapandı. Akmıyor artık. Yani kaynak kurudu. O zaman elimizde, havuzumuzda biriken suyla idare edeceğiz biz kıyamete kadar. Bunu yapmanın yolu nedir? Bunu çoğaltmaktır. Bunu katmanlaştırmaktır. Bunu yeniden üretmektir. Buradan bir prensipler manzumesi çıkarmaktır. İşte zaman içinde İslam hukuk tarihinde Müslüman alimlerin, müçtehitlerin, mezhep mensuplarının yaptığı bizim önümüze sınırlı vahiy malzemesinden kıyamete kadar yararlanabileceğimiz bir hukuk kuralları manzumesi, hukuk düşünme biçimi, hukuk üretme biçimi koymuş olmalarıdır. Bu yüzden fıkhın sürekliliği hakikaten dikkat çekicidir ve günümüze kadar da bu yüzden hiçbir kesintiye uğramaksızın gelebilmiştir. Düşünün, eğer fıkıh 1100, 1200, 1300, 1400 yılı önce başlamış ve bitmiş olsaydı biz bugün İslam'ı nasıl yaşayacaktık? Nasıl Müslüman olacaktık? Yani Müslüman olarak meselelerimizi nasıl çözecektik? Oturup hadi biz bugün kendi kafamıza, bize o kafayı sağlayan şey nedir? Bize Müslümanca bakışı, bir olayın bir Müslüman gözüyle, bir hukuki olayın çözümü için gerekli olan veriler nelerdir? İşte İslam hukuku bize aslında bunu sağlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın önümüzde bir hüküm üretme mekanizması var. Anlayışı var, tecrübesi var. Buna göre biz yeni gelişen durumlara göre eskinin yetmediği, eski kuralların işlemez olduğu durumlarda o bizim genel çerçevemizi, bize ilham veren çerçeveyi kullanarak yeni kurallar oluşturma veya mevcut kuralları yeni durumlara uygun hale getirebilme gibi bir meziyete sahibiz. İslam hukukunun canlılığını, sürekliliğini ve bundan sonra da kıyamete kadar varlığını sağlayacak olan şey işte bu anlayıştır. Bu anlayış bizi diyelim işte Osmanlı'ya kadar getirdi. Hızlı bir özetle yine yakın döneme gelmemiz lazım. Osmanlı'da bu dağınık fıkhi mezhepler, hükümler vesaire arasından Osmanlı çünkü her alanda kurumlaşan, her alanda kendi kurumlarını oluşturan
çok önemli bir tecrübe demek İslam tarihinde. Hukuk alanında da İslam hukukuna dayalı alanlarda fıkhın işlerliğini sürdürebilmek için belli görüşleri, diyelim özellikle Hanefi mezhebini ve Hanefi mezhebi içinde de müçtehitler tarafından öne çıkarılan, tercih edilen, zaman içinde daha güçlü bulunan ya da güncel ihtiyaçlara daha uygun bulunan Hanefi fıkıh çözümlerini öne çıkardı. Hakimlerin yargılamalarında, müftilerin fetvalarında, insanlara fetva verirken bu kurallar üzerine yoğunlaşmasını sağladı. Buna literatürde biraz işte resmi mezhep adlandırması yapılıyor. Yani Osmanlı Hanefi mezhebini ve Hanefi mezhebinin içindeki sağlam uygulamaları, tercih edilen uygulamaları, çözümleri adeta bugün anladığımız manada kendisine bir hukuk kitabı gibi addetti. Dedi ki burada çok büyük bir birikim var. Bu birikimin içinden biz Hanefi kanalı, Hanefi kanalının içinde de belli özellikleriyle öne çıkmış, dikkat çekmiş olan seçilmiş görüşleri dikkate alacağız. Hükümlerimizi buna göre vereceğiz. Böylece hem ülke içinde bir düzen, bir hukuki düzen, orada farklı, burada farklı, o mahkemede farklı bir sonuç, bu mahkemede farklı bir sonuç. Evet, böyle geliyordu İslam tecrübesinde ama artık Osmanlı bir devlet altında çok büyük sınırlara hükmeden bir devlet. Yani küçük bir beylikte, küçük bir devletçikte siz yani hukuku, farklı görüşleri daha rahat yönetebilirsiniz. Ama üç kıtaya yayılmış, işte toprakları şu kadar genişlemiş, bu kadar uzak mesafelerde birimleri bulunan, sancakları, yönetim alanları bulunan bir ülkede o farklı bölgeler arasında bir yakınlığı, bir yeknesaklığı, bir düzeni kurabilmeniz lazım. Vergi alıyorsanız, işte burada aldığınız vergi öbür tarafla denk olması lazım. Burada geçerli olan bir hukuki işlem başka bir bölgede de geçerli olması lazım. Aksi takdirde bir hukuki istikrarsızlık gündeme gelebilir. Bunu önlemek için böyle bir tercihin yapılmaya başlandığını biz görüyoruz. Yani hukuki işlemlerde uygulanacak olan kuralların bir nevi düzene alınması, tercih edilmesi, adının konulması gibi bir yaklaşımı görebiliyoruz. Böylece daha önceki dağınık fıkhi hükümler içinden yavaş yavaş böyle seçilen belli görüşlerin ayıklandığı, onların uygulamaya esas alındığı bir döneme geçmiş oluyoruz. Osmanlı ile beraber bir başka değişimde fıkhın düzenlediği alan dışında özellikle devlet idaresi, toprakların idaresi, vergi hukuku, olağanüstü durumlar, normal üstü ceza durumları gibi konularda farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Ve bu ihtiyaçların diyelim İslam hukuku içinden çözülmesi mümkün olmadığı durumlarda, yani orada bu konularda hüküm olmadığı ya da o hükümlerin bize yeterli etkinliği sağlamadığı durumlarda padişahlar kanunname dediğimiz bizim daha sonradan, tabi bunların zamanla olgunlaşma süreçleri var, onlara girmiyoruz. Ama sonuç olarak kanunname dediğimiz fıkıh dışında, fıkıh kitaplarında yazan bilgilerin dışında belli alanları düzenleyen kurallar koymaya başlıyorlar. İşte burada adeta o fıkhi hükümlerin yanında onlarla doğrudan bağlantılı olmayan ve hükümdarın ya da onun temsilcilerinin kural olarak koyduğu hukuk prensipleri karşımıza çıkmaya başlıyor. Halbuki biz demiştik ki İslam hukuku devletle herhangi bir otorite ilişkisi içinde değildir. İslam hukukunu devlet üretmez. İslam hukukunu müçtehitler naslardan yararlanarak, belli kuralları dikkate alarak üretirler. Sivil bir
hukuki gelişmeden bahsediyoruz. Ama burada bakın ne oldu? Bu sefer yöneticiler kural koymaya, bu kuralları belli bir kanun metni içinde yayınlamaya başladılar. Dolayısıyla burada karşımıza örfi hukuk diye adlandırılan, yani şeriatta karşılığı olmayan ya da o çerçevenin dışında yöneticilerin ihtiyaç duydukları, özellikle idare, maliye, askeriye, yönetimle ilgili konularda koydukları hükümlere örfi hukuk, yani burada örf işte şeyin dışında, İslam hukukunun dışında anlamına geliyor. Tabii bunlarla ilgili birçok literatürde tartışmalar var. Bunların da esas itibariyle fıkıhla bir şekilde bağlantısının kurulduğu, bunu hazırlayanların bunu hazırlarken buradaki hükümlerin şeriatla çekişmemesi, şeriattaki hükümleri dışlamaması, onların çerçevesinin dışına çıkmamasına gayret ettiklerini biz biliyoruz. Bunun mekanizmalarını da kuruyorlar. Ama burada artık karşımızda daha adı konulmuş, mesela bir padişahın yayınladığı bir kanunname var artık. Bakın eskiden işte filanca halifenin fıkıh kitabı diye bir şey yoktu. Falanca sultanın fıkıh kitabı, fıkıh uygulaması diye bir şey yoktu. Fıkıh kitapları alimlere aitti. Sadece kadılar onları alıp uyguluyordu. Ama bakın Osmanlı'da artık bu netleşti. Ondan önce de örnekleri var ama Osmanlı'da belirgin hale geldi. Onun için onu vurguluyoruz. Osmanlı öncesinde de bu tür belli bir kanuni nizamname yapma girişimleri var. Ama net hali Osmanlı'da. O zaman karşımıza bir sanki ikilik çıktı gibi. Bir tarafta şer'i hukuk, yani fıkıh kitaplarında yerini bulan, ihtilafa açık, farklı kanaatlerin olduğu, farklı tercihlerin olduğu, farklı bölgelerde, farklı mahkemelerde uygulanabilen, insanların hayatlarında farklı tercihler yapabildiği, siz bir Şafii müntesibi iseniz, hiç kimse size namazınızı Hanefilere göre kılacaksınız diye zorlayamaz. Dolayısıyla alternatif hukuki tercihler yapabilme şansınız var. Ama artık bu kanunname çıkarılmış olan alanlarda bu hakkınız sınırlanıyor. Orada kanun ne diyorsa onu yapacaksınız. Kanun herkese aynı kuralın ayrım yapılmaksızın uygulanmasını içeriyor. Bakın burada bir anlayış farklılığı olduğunu, bunun başladığını görüyoruz. Bu anlayış farklılığı Osmanlı yönetimi boyunca, yani yaklaşık işte 19. yüzyıla kadar farklı şekillerde devam ediyor. Yani bu şeyini koruyor. Mahkemelerde şer'i hükümler, fıkıh kitaplarında yer aldığı şekliyle Hanefi mezhebinin muteber görüşlerine göre görülmeye devam ediyor. Ama bunun dışında ihtiyaç duyulan kamu düzenlemeleri için padişahlar zaman zaman yerel ya da genel kanunnameler çıkarıyorlar. Yani diyelim bir bölgeyle ilgili de olabiliyor bazen bu kanunname. Diyelim Balkanlara dönük özel bir vergi kanunnamesi. Efendim filanca yerdeki iktisadi ilişkileri, düzeni ayarlamak için konulmuş özel kanunnameler olabildiği gibi imparatorluğun bütününde geçerli olması istenen kanunnameler de olabiliyor. Ama zihnimiz artık bu ikiliğe biraz alışmış oluyor. Yani hükümdarın, sultanın bizzat kendisinin kararlaştırıp ferman çıkardığı konular var. Ama mesela bir padişahın işte efendim ibadetlerle ilgili bir konuda ya da evlilikle ilgili bir konuda bundan sonra nikahlar işte şöyle olacak ya da şu alışverişler caiz değildir gibi fıkhın düzenlediği bir alanda bir kanunname çıkarma yetkisi zaten yok. Ya bu yetkinin, bu kanunnamenin çıkarılabilmesi için daha başka bir takım mekanizmaların gündeme gelmesi lazım. Ama diğer alanda o alan zaten
siyaset, siyaseti şer'iye ya da örfi hukuk diye ayrıldığı için o alanda biz padişahların ya da hüküm sahiplerinin, sadece padişah olması gerekmez bunun, bizzat hüküm artık koyabildiğini görüyoruz. Yani bir nevi sonraki dönem, geç dönemin bakışıyla bakarsak kanunlaştırma yapabildiğini görüyoruz. Halbuki öncesinde İslam hukuku ile ilgili herhangi bir kanun yapma anlayışı yok. Şimdi buradan kanuna geliyoruz. Kanun nedir? Yani kanunlaştırma nedir? Kanun bize neyi söylüyor? Buradaki temel fark, baştan beri konuştuğumuz üzere arkadaşlar, fıkıh hüküm dediğimiz zaman belirlenmiş, sabitlenmiş, tek bir cümleye indirgenmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. Alternatiflerimiz var, alternatif dillendirmelerimiz var. Ama kanun dediğimiz zaman, kanun bize alternatifsizliği, tekliği, bir konuda tek bir hükmün bulunmasını gerekli görüyor. Yani işte siz kanun koyduğunuz zaman, bir trafik kanunu yaptığınız zaman, işte bir yerde mesela bir hız sınırı belirlediğinizde veya iki kişi arasındaki bir ilişkiyi, bir suç ilişkisini veya bir ekonomik ilişkiyi bir şekilde tarif ettiğinizde, bu artık değişmez, bağlayıcı, somut bir hukuk kuralıdır. Bunun dışına çıkamazsınız. Hakim bununla sınırlıdır. Ya benim görüşüme göre şöyle alternatif bir hukuki düşünce geliştirilebilir diyemez. Halbuki fıkıhta neydi? Farklı müçtehitler, farklı gerekçelerle, farklı görüşler ortaya koyabiliyorlardı. Uygulamacılar da bunlardan kendi durumlarına uyan birisini belli şartlarla tercih edebiliyorlardı. Ama şimdi sizin mesela şöyle bir şey düşünün. İstanbul'daki işte diyelim Ok Meydanı'ndaki mahkeme alım satım konusunda şu prensibi uyguluyor. Kartal Adliyesi ya da oradaki mahkeme şu prensibi uyguluyor. Ya böyle bir şey hayal edemeyiz, değil mi? Bütün Türkiye'de bütün mahkemeler, yani Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz ülkenin sınırları dahilindeki bütün mahkemeler aynı kuralı aynı olayda uygulamak zorunda. Hepsinde geçerli bir hukuk kuralından bahsediyoruz. Şimdi bu eskiden bu haliyle mümkün müydü? Eskiden bu haliyle çok mümkün değildi. Çünkü devlet yapısı zaten buna çok izin vermiyordu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dediğimizde veya Fransa Cumhuriyeti dediğimizde, bakın sınırları belli, yönetimi belli, yönetim örgütlenmesi belli. O sınırlar içinde hakimiyetin mutlak olarak anayasadan kaynaklı bir biçimde yöneticilere, yani yönetme gücünün onlara bırakıldığı ve kanun yapma hakkının meclise verildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Bakın burada Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunu kim yapar? Meclis yapar. Meclisin söylediği şey kanundur. Hani eskiden derlerdi Osmanlı için falan, padişahın ağzından çıkan kanundu. Yani öyle bir şey yok da, yanlış bir biçimde bunu, padişahın ağzından çıkan kanundu. Hayır, padişahın ağzından çıkan kanun değildi. Padişah mesela sizin diyelim yaptığınız alışverişin cevazı ile ilgili, caiz olup olmaması ile ilgili bir şey söyleyemez. Sizin yaptığınız evlilikle, yok sen onunla değil bununla evleneceksin diye bir şey söyleyemez. Veya işlediğiniz bir suça kafasına göre, ha tamam sen ne yaptın, hırsızlık mı yaptın, seni idam ediyorum diyemez. Böyle bir hakkı yok. Ama sanki böyle bir şey varmış gibi bir imaj var bizde. Yani halbuki aslında o imaj, yani sultana ya da padişaha atfedilen o güç meclisin elindedir. Meclis istediği kanunu çıkarır. İdamı çıkarabilir. İnsanların idam edilmesini öngörebilir. İdamı kaldırabilir. Bakın ikisi de tercih. Değil mi? Bu tartışmaları yaşadığımız için mesela idam işte son derece tartışmalı bir alan. Bütün dünyada, farklı ülkelerde, hatta işte Amerika gibi ülkelerde eyaletin birisinde serbest, birisinde yani idam var, birisinde idam yok.
Bakın istediğini aslında yapabiliyor. Neye dayanarak? O devletin, o devlet yapısının kendisine verdiği kanun yapma gücüne dayanarak. Çünkü modern devlet, şimdi buradan geliyoruz. Ya eskiden farkımız neydi, ne oldu, ne değişti? Bu şeyleri diyelim 19. yüzyıla geldiğimizde niye konuşmaya başlıyoruz? Çünkü arkadaşlar ya modern dönem, modernleşme dönemi dediğimiz dönemde karşımıza yepyeni bir devlet yapısı çıkıyor. Bu devlet yapısı, biz buna modern devlet diyoruz, modern ulus devlet diyoruz hatta. Eskiden olmayan yeknesak, belli sınırlara sahip, o sınırlar içinde her yaşayan herkesin vatandaş olarak belli haklara sahip olduğu, belli sorumluluklara sahip olduğu ve kaynağını tanrısal bir güçten değil, insandan, her haliyle, insan aklından, insan uygulamasından, insan tercihinden, orası değişebilir. Ama insandan alan bir kanun, bir yönetim biçimi tasavvuru olan bir devlet bu. Ya buna seküler de diyebilirsiniz, la dini de diyebilirsiniz. İşte kilisenin baskısından, yönetiminden kurtulmuş Batı, değil mi? Rönesans, reform hareketleri, aydınlanma düşüncesi, yani modern dönemde modernleşme dediğimiz şeyi belirleyen köşe taşlarına baktığınızda bunların hepsi bize bu yeni devletin, yeni devlet biçiminin, yeni devlet örgütlenmesinin en önemli unsurlarını veriyor. Bunları böylece özetleyebiliriz yani. Belli sınırlar, bakın eskiden diyelim bir ülke, şimdi Osmanlı İmparatorluğu, yani Balkanlarda varlığınız var, Anadolu'nun uçlarında, Orta Doğu dediğimiz bugünkü coğrafyada, daha uzak, işte Yemen'e doğru gidin, Afrika'ya doğru gidin. Bütün bu alanlarda evet bir devlet var ama o devletin mesela işte Arap ülkelerinin olduğu, Arap nüfusunun olduğu yerlerde diyorsunuz ki ben burada mesela burada yaşayan halkın ağırlıklı olarak sahip olduğu mezhebi dikkate alacağım. Buradaki insanlar Şafii mezhebine mensup. O zaman bu insanların hukuki işlemlerini Şafii mezhebine göre yürüteceğim. İşte Mısır'da Şafii, Maliki hatta dört mezhepten hukukçular bulunuyor aynı anda. İnsanlar ihtiyaçlarına göre Hanefi hakime gidiyor. Şafii hakime gidiyor. Veya bunların olmadığı yerde diyelim Anadolu'da Hanefilik ağırlıkta ve Hanefi mahkemeler var. Şafii bir insan çözüm, hukuki çözüm istediğinde o Hanefi mahkeme onun için Şafii bir hukukçuyu görevlendirerek onun meselesini çözmek üzere naiplik dediğimiz bir sistem çalıştırıyor. Yani herkese mesela Hanefi hukuku uygulanacak demiyor. Halbuki modern devlet ne diyor? Modern devlet diyor ki arkadaş, devlet dediğin şeyin sınırları içinde tek bir hukuk uygulanır. Alternatif hukuk olamaz. O zaman ne yapacağım? O zaman bir kuralı kanun haline getireceğim. Kuralın kaynağı önemli değil. Kuralın nereden hareketle yaptığınızın bir önemi yok. Kuralı ister dini bir inanıştan hareketle yapın, isterseniz toplumsal faydayı gözetin, isterseniz örf adeti gözetin, isterseniz ya bir grubun baskısı olsun bu, birisi diğerini ikna et, fark etmez. Önemli olan hukuk kuralının nasıl yapıldığı ve nasıl uygulandığıdır arkadaşlar burada. Modern devlette hukuk kuralını o devleti oluşturan bireylerin iradesi yapar. İster bunu meclis yapar, ister onların seçtiği kral yapar, isterse bir zorba gelir o yapar. Ama tek bir hukuk olur ve bu yapılan hukuk bütün ülkedeki vatandaşları bağlayıcı bir unsurdur. Ve bunun kaynağı din değildir. Halbuki bakın fıkıh hükümlerine baktığımız zaman ne diyoruz? Fıkıh hükümlerin çeşitli, birbirinden farklı fıkıh hükümlerin meşruiyetini sağlayan şey nedir?
Yani diyor ki müçtehit, ben böyle iştihad ediyorum. Allahu alem, ben böyle düşünüyorum. Allah'ın muradının bu olduğunu düşünüyorum. Veya ben Allah'ın kitabında ve sünnetinde bulunanlarla sınırlıyım. Onun için mesela Allah'ın kitabında helal olmayan bir alışverişi ben helal yapamam. Ya da haram olan bir şeyi helal yapamam. Helali de haram yapamam. Ama bana açılan esneklik alanı içinde değerlendirmeler yapabilirim, yeni görüşlere gidebilirim. Fakat neyin geçerli, neyin geçersiz, neyin hukuken makbul, neyin makbul olmadığını belirleyen şey Allah'ın iradesidir. Yani bana bildirilen vahidir. Ben bütün bu hukuki çıkarımlarımı Kur'an ve sünnet naslarını anlayarak, onları yorumlayarak, onlardan çıkarımlarda bulunarak ortaya koyuyorum. Dolayısıyla yani arada ciddi bir demek ki dayanak ve kaynak farkı var. Biz buna ontolojik kaynak diyoruz. Yani hükmü kim koyar? Hükmün sahibi kimdir? Başta sormuştuk bu soruyu. Hukukun kaynağı neresidir? Eğer hukukun kaynağı ilahi irade ise burada siz işte evet yine ilahi irade size sonuçları göstermiyor tek tek. Size bir çıkış yolu veriyor, bir ilham veriyor, bir genel bilgi veriyor. Siz o genel bilgiyi kullanarak somut hükümleri oluşturuyorsunuz. Ama öbür tarafta bakın modern devlet diyor ki kardeşim kanun evet nasıl yapabiliriz? Meclis yapabilir. Oturacağız mecliste. Diyeceğiz ki şu su faydalı bir şeydir. Ya da şu işlem bizim ihtiyacımız var. İşte diyelim faizleri şu kadar yapacağız. Faizli bir sistemle çalışacağız. Alım satımlarımızda şunları uygulayacağız. Veya cezamızı şöyle düzenleyeceğiz. İşte şu suçu işleyene para cezası vereceğiz. Bu suçu işleyene hapse atacağız. Bu suçu işleyene sınır dışı edeceğiz. Tamam, siz ne dediyseniz eller kalktı, onaylandıysa bitti. Kanun o. Aradaki fark bu. Modern devlet kanunu artık insan ürünü, herhangi bir kutsala dayandırmayan bir anlayışta yapmak istiyor. Ve buna devlet, bunun dışındakilere diyor ki siz devlet değilsiniz. Siz işte kabilesiniz. Sizin hukukunuz yok. Biraz sonra bunlardan vakit kalırsa bahsedeceğiz. Sizin hukukunuz yok, sizin inancınız var. Siz bir yere bağlısınız. Peki ben sizin inancınıza bağlı değilim. Ne olacak benim durumum? Bu açıdan baktığımızda yani İslam toplumu dediğimiz Müslümanların içinde bulunduğu, Müslümanların hakim olduğu toplumun içinde herkes aynı inanca, aynı şeye tabi mi? Değil. Halbuki modern devlette bütün insanlar dinlerine bakılmaksızın aynı hukuka tabidirler. Ama İslam hukukunun cari olduğu bir yerde siz bir Yahudi'ye İslam hukukunu uygulamazsınız. Yahudi kendi hukukuna göre işlemlerini yürütür. Başkalarını ilgilendirmeyen, başkalarıyla kesişmeyen işlerinde, özellikle aile hukukunda, kendi aralarındaki işlemlerinde kendi hukukunu şey yapar. Ona göre satımı caiz olan bir ürünü alıp satabilir. Ama bir Müslüman mesela, değil mi? Helal olmayan bir malı alıp satamaz. Haram işlemi yapamaz, faizcilik yapamaz. Ama dini inançlara buna el veren başka birisi bunu yapabilir ve meşrudur. Ona göre onun yaptığı iş hukukidir. Ona karışmaz. Ama modern devlet artık diyor ki biz sizin bu farklılığınızı dikkate almıyoruz. Hepiniz dini inançlarınız, telakkileriniz ne olursa olsun bu yapılmış olan ortak hukuka uymak durumundasınız. Hepimizin bağlayıcı unsuru bu hukuktur. İşte demek ki modern devlet demek aynı zamanda modern hukuk demek arkadaşlar. Modern siyaset biçimi demek. Ama hukuk burada çok önemli bir rol oynuyor. Toplumun yani bütün mayasını, işleyişini, ilişkilerini belirleyen bir rol oynuyor. O zaman bu modern siyasetin, modern devletin
Gerektirdiği şey nedir? Modern bir hukuk. Modern hukukun gerektirdiği şey nedir? Kanun. Artık bize bir kanun kitabı lazım. Peki biz geçmiş dönemde İslam toplumları için, Osmanlı için bir kanun kitabımız, yani bütün insanlara aynen uygulanacak, harfi harfine uygulanacak bir kanun kitabımız var mıydı? Yoktu. Ne vardı onun yerine? Farklılıkları içeren, farklı görüşleri, farklı mezhep anlayışlarını içeren fıkıh kitabı vardı. Fetva kitabı vardı. Fetva kitabı herkesi bağlamıyordu. Yani ona inanan, o sistemin içinde olan, o inancın içinde olanları bağlıyordu. Şimdi bu modern durumda o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu fetva kitabından, fıkıh kitabından artık herkese uygulanacak tek hükmün yer aldığı bir kanun kitabına geçmemiz gerekiyor. İşte bu değişimin en bariz görüldüğü dönem Osmanlı açısından, yani 18. asrın sonları, 19. asrın başları, 1800'lü yılların başları. Osmanlı döneminde biliyorsunuz pek çok ıslahat çalışmaları 18. yüzyılda, özellikle askeri ıslahatlar, 3. Selim, Nizam-ı Cedid vesaire, daha sonra 2. Mahmud'un ıslahatları 1800'lü yılların ortalarına geldiğimizde Tanzimat Fermanı dediğimiz bir ferman yayınlanıyor ve kapsamlı bir reform hareketi yapılıyor Osmanlı devlet yapısında. Bu devlet yapısındaki reformların en önemli unsuru bizim açımızdan hukuk alanındaki dönüşümler. Diğer kısımları, evet, onlar da zaten önemli ve bu modern devletin oluşumuna bağlı. Yeni siyaset biçimleri, vergi ihtiyaçlarının, askeri gelişmelerin, eğitimin durumu vesaire vesaire. Yani birçok problem biliyorsunuz var ve Tanzimat Fermanı bu problemlerin yeni bir formatta aşılması için yapılan girişimlerin, düzenlemelerin genel adı. Ama burada en önemli unsur, Avrupa'da da eskiden bu devlet şeyi, yani bizdekine benzer bir dağınıklık içeriyordu arkadaşlar. Orada da imparatorluklar, büyük yapılar vardı. Yani diyelim Fransa dediğiniz yerde birden çok güç merkezi, birden çok siyaset merkezi vardı. Birden çok yönetici, hani bizde de beylikler, efendim, yani diyelim bir imparatorluğun içinde birden fazla hanedan veya bir hanedanın farklı unsurları yer alabiliyor. Yani tek bir devlet, tek bir vatandaş algısı yoktu. Batı da öyleydi. Yani İngiltere'de de dağınıklıklar vardı. Diğer birçok bugün müstakil bildiğimiz, ülke diye bildiğimiz yerlerin bir kısmı büyük imparatorluk parçalarıydı. Ama ne oldu? İşte o modernleşme sürecinde oralarda bu modern devlet dediğimiz hadise aşama aşama gerçekleşti ve bu ülkeler sanayileştiler, hatta bir kısmı büyük güç oldu, sömürge ülkesi haline geldiler, sömürgeleştirici güçler haline geldiler ve buna uygun da bir hukuk düzeni kurdular. İşte geldiğimiz nokta bu. Yani Osmanlı'nın 19. asırda geldiği nokta, karşısında böyle bir yapı, gelişen, değişen bir dünya var. O dünyanın getirdiği, empoze ettiği yeni yönetim sistemleri, yeni siyaset biçimleri, yeni iktisadi ilişkiler, hegemonyalar. İşte diyelim İngiltere mal üretiyor, çok mal üretiyor ve bunu dış piyasalara satmak istiyor. Kendisine pazar arıyor. İşte gidiyor Hindistan'da büyük sömürge faaliyetlerine girişiyor. Afrika'da işte diyelim Hollanda, başkaları orada kendilerine bir arka alan oluşturmaya çalışıyorlar. Mallarını satacaklar. Diyelim Osmanlı'ya mal satacaksınız.
Mal satmak demek, ticaret demek, hukuki ilişkiye geçmeniz demek. Sözleşme yapacaksınız. Yaptığınız işlemlerde ihtilaf çıkacak, mahkemeye gideceksiniz. Nasıl çözeceksiniz bunu? Osmanlı hukukunda Osmanlı mahkemesi şeriatı uyguluyor. Şeriata göre ve bu şeriatı da sizin bilme şansınız yok yani. Fıkıh kitabında ne yazıyor? Acaba hangisiyle hüküm veriyor? Bunun hangisi kanun? Bunun dışarıdan kavranması o kadar kolay değil. İçeride sizin bir sisteminiz var. Sizin mahkemeleriniz bu çözümleri üretiyor ama dışarıdan baktığınız zaman Allah Allah burada acaba uygulanan hukuk kuralı nedir? Bu soruyu sorduğunuz zaman eğer net cevap alamıyorsanız panik yapıyorsunuz. Avrupalılar diyorlar ki arkadaşlar ey Osmanlı biz seninle ticaret yapacağız. Geliyoruz, mal gönderiyoruz, gemilerimiz var. Mesela işte bu gemiler Hindistan'dan mal getiriyor. Bunların sigortalanması lazım. Bu gemiler batarsa ne olacak? Artık eskisi gibi bir at yükü, bir deve yükü değil. Hani bugün konteynerler var değil mi? Yüzlerce konteyneri alan büyük taşıma gemileri var. Şimdi o gemilerden birisi batınca ne oluyor? Kıyamet kopuyor. Milyonlarca dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Bunu bizim burada ortaya çıkabilecek bir zararı asgariye indirmemiz ve bunun için sigorta yapmamız lazım. Bu tarafa geldiğiniz zaman diyelim İslam hukuku açısından sigorta sorunlu bir işlem. Mesela orada bizde tartışmalar başlıyor. İşte ilk sigorta tartışmaları vesaire. Yani bundan 200 yıl kadar önce İslam dünyasında konuşulmaya başlıyor. Veya diyelim siz işte Avrupalı bir tüccar geldi İstanbul'a mal sattı. Malda sorun çıktı, ödemede sorun çıktı. Ya da malın cinsiyle ilgili ihtilaflar oldu, mahkemeye düştüler. Mahkeme hangi kuralı uygulayacak? Diyor ki İngiliz, arkadaş ben senin hangi olayda hangi hukuk kuralını uygulayacağını önceden bilmem lazım. Hukukta en önemli şey arkadaşlar, önceden bilinebilir olma. Predictable diyorlar buna, predictability. Önceden bileceğim ben, neyle mesulüm? Şöyle düşünün, bir işlem yapıyorsunuz. İşlem yaptıktan sonra mahkeme diyor ki size yanlış yaptım. Ne yaptım? Bunu böyle yapmayacaktın ama ben bunun böyle olmayacağını bilmiyordum. Trafikte gidiyorsunuz, kural yok, polis çeviriyor. Ne oldu? Hız sınırını aştın. Ama hız sınırı belli değil burada. Öyle diyor, biz bunu şimdi böyle takdir ettik. Bugün hız sınırı 70, yarın belki 100. Ya da bu bölgede 70, az ileride 90. Şimdi bugün yola çıkınca ne yapıyoruz? Adım başı gözümüz şeyde, levhalarda. Efendim hız sınır limit şeyi ortamları. Burada hız sınırı 80, 10 kilometre sonra 70'e inmiş. Şehir içine giriyorsun 50'ye inmiş. Eğer buna dikkat etmezsen, bir ay sonra bir fotoğraflı ceza kağıdı geliyor. Filanca yerde, filan saatte hız aşımı yaptınız. İkinci seviye ödeyin bakalım 900 lira. Siz şimdi demez misiniz ya arkadaş? Orada yoktu işaret filan. Ha o zaman hukukun en önemli şeylerinden birisi arkadaşlar, bu İslam hukuku için de geçerlidir. Hukukun kurallarının önceden bilinebilir olması gerekir prensip olarak. Yani kişi bilmediği bir şeyle muahaze edilemez. Onun için İslam hukukunda da bütün İslami hükümlerin Müslüman bir toplumda yaşayan insan tarafından bilindiği varsayılır. Değilse bir adam mahkemeye çıktı. Niye filancayı öldürdün? Ben onu öldürmenin kısas gerektirdiğini bilmiyordum. Ya da öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. O zaman ne olur? Bunun önüne geçemezsiniz. O zaman diyoruz ki biz, arkadaş Müslüman bir toplumda yaşayan bir adam, İslami çerçevede temel yasakları bilir. Detayda şey olabilir. Ama temel hukuku bilir, bilmesi gerekir. O yüzden, tabii bu bütün hukuklar için böyle. Yani kural önceden konur arkadaşlar. Kural demek, eyleme geçilmeden önce belirtilen şey demektir. Sonradan kural koyarsanız, hani derler ya futbolda adam işte diyelim sonradan kural değişir. Yani kural değişir mi sonradan? Yani futbolda yaptığınız bir hareketin
Yani işte ofsaytın ne zaman ofsayt olacağının kuralı önceden belirlenmiştir. O maça çıkılmadan önce ofsayt kuralı bellidir. Mahkeme dediğimiz şey arkadaşlar, bakın neyi yapar? Mahkeme aslında yeni bir kural koymaz. Önüne gelen uyuşmazlıkta veya sorunda olayla o konudaki daha önceden mevcut olan hukuki hükmü karşılaştırır. Der ki sen bu hukuka aykırılık yapmışsın. E kural yoksa, referans yoksa ben bir takdirde bulunayım. O zaman hukuk olmaz. Hukuk sonradan yapılmaz arkadaşlar. Yani iş bittikten sonra hukuk yapılmaz. Olay olduktan sonra hukuk yapılmaz. Hukuk prensip olarak olay, işlem, ilişki kurulmadan önce yapılır ve taraflarca sonuçlarına dair asgari bir bilginin olduğu varsayılır. İşte bu temel ihtiyaç. Batılılar diyor ki arkadaş, şimdi biz nereden bilelim? Senin fıkıh kitabın var, şer'i mahkemen var, o mezhep var, bu var. Ben nereden bileyim diyor Batılı İngiliz. Ya ben anlamam bunları. Sen bana diyor bir şey söyle bunları. Bana önceden de ki mesela sen yaptığın alışveriş kardeşim şudur. Şu malları satabilirsin. E şimdi ben sana bir mal göndereceğim. Sen diyeceksin ki bu malın içinde domuz var. Bu mal şeydir. Ben sana malı gönderdim. Geri gelecek, iadesi olacak, zarara uğrayacağız vesaire vesaire. Ben bunları önceden bilmek istiyorum diyor. Önemli şeylerden birisi bu. Modern dönemde karşımıza çıkan hukukun tabiatı değişince insanlar artık hukukun ne emrettiğini, neyi mümkün kıldığını önceden bilebilmek, kapsamlı bir şekilde buna hazırlık yapmak istiyorlar. İşte bu da mesela bize ya artık bizim de bir kanunumuz olması lazım. Batılılara fıkıh kitabını kanun diye gösteremeyiz. İlişkilerimiz arttı, ticaret yapıyoruz. Efendim onlarla başka türlü siyasi ilişkilerimiz var. O zaman onların anlayacağı dilden bir malzemeyi onların önüne koymamız lazım. Böyle bir ihtiyaç da tabii ki var. Yani bunu da görmezden gelemeyiz. İşte bütün bu modern gelişmeler Osmanlı'nın sahip olduğu bu fıkha dayalı hukuk, fıkha dayalı adalet, fıkha dayalı toplumsal yönetim biçimini sorgulamayı gerektiren bir mahiyet alıyor. Bunu besleyen tabii ki başka siyasi gelişmeler var. Osmanlı işte bütün o ıslahat hareketlerinde gördüğümüz üzere idari olarak bir takım zayıflıklar yaşıyor. Toplum içinde huzursuzluklar var. Efendim savaşlar yaşanıyor. Bir takım anlaşmalar, buralardaki gerilemeler, uluslararası konjonktür ve Batı'nın hızlı ilerleyişi. Batı'nın sanayide, teknolojide çok hızlı ilerlemesi ve bunu hem iktisadi olarak hem siyasi olarak bir baskı aracına, bir üstünlüğe döndürmesi. Bütün bu şartlar birleştiğinde yani Osmanlı kendisini bir yol ayrımında hissediyor. Ya benim bir şey yapmam lazım. Yani bu önceki yapıyı sürdürmem çok kolay değil. Hukuki olarak diğer siyasi işlere biz girmiyoruz bu seminer vesilesiyle. Ama benim hukukumu herkesin adaletini, güvenliğini, hukuku olan itimadını sarsmadan bunu muhafaza edecek şekilde önemli noktalardan birisi de yine işte Müslüman gayrimüslim varlıklarının bir arada bulunuşu. Şimdi sizin toplumunuzda Müslümanlara uygulanan hukuk başka, gayrimüslimlere uygulanan hukuk başka. Zimmilere, müstemenlere. Şimdi yani diyelim Batı'yla ilişki içindesiniz, ticaret yapıyorsunuz. İngiliz geldi burada mahkemeye düştü. Siz diyorsunuz ki senin ayrı bir hukukun var. Bizimkilerin ayrı, senin ayrı bir hukukun. Veya işte başka alanlarda, siyasi alanda diyelim hukuki temsil mahkemelerinde mesela mahkeme kuruyorsun. Mahkemelerinde mahkeme başkanları ya da mahkemeyi yürüten hakimler Müslüman hakimler. İşte bütün bunlar, ya bu da önemli problem noktalarından birisi. Bu ileride müsavat meselesi olarak adlandırılacak. Müslümanlarla gayrimüslimlerin eşitliği meselesi. Eşit olabilir mi, olamaz mı?
tabii olayın başka bir sürü boyutu var arkadaşlar. Müslümanların, gayrimüslimlerin yönetim altında yaşaması, gayrimüslimlerin Müslümanlar üzerinde hükümran olup olamaması. Daha sonra aynı idare içinde mesela millet meclisinde gayrimüslimlerin bulunup bulunmamasını tartışacağız biz. Eğer hukuku meclis yapacaksa acaba gayrimüslimlerin yaptığı bir hukuka Müslümanlar uyabilir mi, uyamaz mı? Müslümanların hukukunu gayrimüslim milletvekillerinin oylamasıyla biz yapabilir miyiz, yapamaz mıyız gibi tartışmalar ortaya çıkacak. Burada biz bugünkü konuşmamızı tamamlayalım.